Günaydın, mutlu günler sevgili seyirciler. Sağlıklı Yaşam'a hoş geldiniz. Bakalım bugün Sağlıklı Yaşam'da sizler için neler hazırladık? Gözde kanser olur mu? Göz tümörleri nereden kaynaklanır? Kapak tümörleri nelerdir ve tedavisi nasıldır? Göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Melike Gedar, tüm merak ettiğiniz soruların yanıtı ve daha fazlası için stüdyo konuğumuz. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Sağlıklı Yaşam'da göz hastalıklarından bahsedeceğiz. Göz tümörlerini konuşacağız, tedavilerini konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Operatör Doktor Melike Gedar bizlerle birlikte. Hemen telefonları hatırlatalım. Ekranların altında da görüldüğü gibi 0212 625 58 33'ten canlı yayına bağlanıp sormak istediğiniz soruları değerli hocamıza sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Günaydın. İyiyim. Siz nasılsınız? Sizi gördük. Hanım? Daha iyi olduk. Çok şeref verdiniz hocam. Çok sağ teşekkür olun. Ederiz. Rica et. Sağ olun. Hocam şimdi öncelikle göz tümörü nedir diye başlayalım isterseniz. Gözün içerisinde ya da dışındaki yapılarda, kapaklarda ya da orbita dediğimiz yumuşak dokularda olan iyi huylu veya kötü huylu kitlelere biz göz tümörleri diyoruz. Bu tümörlerle uğraşan göz branşına da oküler onkoloji adını vermekteyiz. Her türlü kitle, bu iyi huylu da olabilir, kötü huylu da olabilir, göz etrafında ya da göz içerisinde olmaması gereken doku anlamına geliyor. Tümör olarak adlandırıyoruz bunları. Evet. Hocam gözde kanser olur mu? Şimdi eğer bu kitle kötü huyluysa, yani gözdeki yapılara zarar verebilir ya da diğer organlara yayılım ya da etraf dokulara yayılım gösterebilirse bunlara kötü huylu adını veriyoruz. Bunlar kanser adını alıyorlar. İyi huylu olanlara kanser demiyoruz. Evet. Peki hocam göz tümörleri neden kaynaklanır ve nerelerde olur diye sorayım. Göz tümörleri gözün kendi içindeki yapılardan kaynaklanabileceği gibi dışarıdaki bir tümörün gözün içerisine ya da gözün etrafındaki dokulara metastaz dediğimiz atlaması yoluyla da olabilir. Yani gözün içindeki her türlü yumuşak doku, üveya dediğimiz doku, göz kapağı, tümör kendiliğinden oluşturabilirken bunlar primer tümörlerdir. Beyindeki ya da sinüs boşluklarındaki tümörlerin göz küresine yayılımı olabileceği gibi karaciğer, meme, akciğer, prostat kanseri gibi diğer vücuttaki kanserlerin kan yoluyla gözün içerisine ya da dışındaki yapılara yerleşimi yoluyla da olabilir. Belirtileri nelerdir hocam? Ne gibi belirtiler verir? Şimdi her türlü kitle öncelikle yer kaplayan bir lezyondur. Yani orada büyümeye başlar. Nedir? Gözün dışında yerleşen bir tümör. Göz küresini öne doğru iterek bir gözün diğer gözden daha büyük olmasına yol açabilir. Ya da gözün içinde yerleşen bir tümör yine kitle etkisiyle katarakt, göz tansiyonu ya da göz içi iltihabı, üveit dediğimiz belirtilerle de kendini gösterebilir. Bu belirtilerin ikinci saydığım üveit, katarak, glokom gibi belirtilerin olması aslında tanıda gecikmeye yol açabilir. O yüzden bir göz uzmanının bu hastalığın aslında altında yatan bir tümör var mı yok mu diye araştırması gerekebilir. Evet. Peki hocam göz kapağındaki tümörler neden olur? Şimdi göz kapağındaki tümörler aslında gözün içindeki ve dışındaki tümörlerin yaklaşık toplamda %80'ini oluşturuyor. Yani içinden ziyade kapakta yayılmaya, oluşmaya daha meyilli tümörler. En çok yassı hücreli ve bazal hücreli dediğimiz iki tür tümör görüyoruz göz kapağında. Bunların da en çok oluşma nedenleri ultraviyole dediğimiz güneş ışığı. Daha çok güneş gözlüksüz ya da koruyucu kremsiz dışarıya çıkan kişilerde, tarlada çalışanlarda, açık havada çalışanlarda kapak tümörlerine rastlama şansımız daha yüksek oluyor. Bu tümörler genellikle olduğu bölgede yayılım gösteriyor ve başka bölgelere atlamıyorlar. Bu iyi bir şey ama tabii nasıl kendini gösteriyor? Arpacık sanabiliyorsunuz fakat düzelmiyor. Seneler geçiyor. Orada bir kitle halinde, küçük bir kitle de olabilir bu. Kanamalı olabiliyor. Sık tekrar edebiliyor. Aynı yerde oluşuyor her zaman. Ve de operasyonla boşaltılmaya cevap vermiyor. O zaman biz ne yapıyoruz? Bu kitleden biyopsi alıyoruz. Bu
bir tümör müdür yoksa başka bir şey midir diye. Bu patoloji sonuçları bize bu kitlenin tümör olup olmadığı konusunda bilgi veriyor. Eğer erken yakalanırsa göz kapağında deformite, yani bozukluk yaratmadan tedavi edilebiliyor. Ama tümör ilerlemişse, kapağın bütün dokularına yayılmışsa, o zaman bizim rekonstrüktif cerrahi dediğimiz kapak dokularını tekrar oluşturma işlemlerini yapmamız gerekiyor. Bu diğer kapaktan parça alıp oraya yama yapma ya da yüzün, vücudun başka bölgelerinden parça alıp oraya yama yapıp kapak dokusunu tekrar oluşturmamız şeklinde oluyor. Şimdi göz kapaklarımız bizim için çok kıymetli. Neden? Gözümüzün sürekli olarak ıslak kalması lazım. Evet. Kapak açılıp kapandıkça gözümüzü ıslak tutuyor, ama kapakta herhangi bir deformite, boşluk, kapanamama gibi bir problem olursa göz kuruyor. Kuruduktan sonra da enfeksiyonlara açık, işte apse, ülser oluşumu ya da körlüğe kadar gidebilen başka tür problemlere de yol açabiliyor. Yol açabiliyor. Peki hocam, mesela gözünde herkesin arpacık mutlaka hayatı boyunca çıkıyordur. Tabii arpacık teşhisinde bazen biz kendimiz koyuyoruz. Evet. Maalesef böyle bir huyumuz var. Göz kapağımızda bu tarz oluşum bunlara rastladığımızda ne kadar sürede geçmezse ya da ne kadar bekleyelim doktora gitmek için? Aslında arpacık ilk oluştuğunda doktora gitmek lazım. Çünkü arpacığın kendisi kirpiklerin arkasında küçük yağ kanalları var. Onların uçlarının tıkanması sonucunda yağın kapağın içerisinde birikmesinden oluşan bir şey. Eğer ilk anda tedaviye başlanırsa, sıcak kompresler ve ilaçlarla tedavi edilirse bu kanalın ucu açılıyor. Arpacığın içerisinde biriken yağ da dışarıya boşalıp tamamen problem çözülüyor. Ama gecikildiği takdirde orada küçük bir kist oluşturuyor. Biz buna şalazyon diyoruz. Onu operasyonla temizleyerek alıyoruz. Özellikle 15 günü geçtiği zaman ilaç tedavisine cevap vermez hale geliyorlar. Tabii tümörle ayrımında en büyük nokta şu, eğer burada kanamalı bir kitle varsa ya da aynı yerde sürekli aynı şekilde çıkıyorsa, ilaç tedavisine cevap vermiyorsa ya da operasyonla temizlendiği halde aynı yerde tekrar ediyorsa, o zaman bizim orada bir tümörden şüphelenmemiz lazım. Dediğim gibi bu tümörler genellikle daha iyi huylu tümörlerdir. Sadece bölgesel yayılım gösterirler, sadece kapak dokusuna zarar verirler. Ama başka türleri de olabilir. Ki o başka türleri vücudun başka organlarına da yayılabilir. O konuda da dikkatli olmak lazım. Evet. Burada tabii hekimin dikkati, hastanın da erken doktora başvurması gerekiyor. Çok önemli. Peki hocam, melanom nedir? Şimdi gözümüzün arka tarafında ve de renkli kısmında melanosit dediğimiz gözün renkli kısmın renk hücrelerini veren bir takım hücreler var. Arka tarafındaki bu hücreler üvea dediğimiz bir dokuyu oluşturuyor. Bu da görmemizi sağlıyor. Işık ve renk görmemizi sağlayan hücrelerden oluşuyor. Bu vücudumuzdaki benlere yapısal olarak çok benzeyen hücreler, cildimizde oluşan benlere. Renk hücreleri olduğu için, eğer bu hücrelerde kanser yapıcı derecede bir büyüme olursa, yani anormal hücre toplanması olursa, bu melanositlerin tümörel çoğalmasına biz melanom diyoruz. En çok da üvea dediğimiz gözün arka tarafındaki bölgede görünüyor. Bunlar genellikle mantar şeklinde gözün içerisine doğru büyüyorlar. Tabii gözün içerisinde yer kaplayan bir kitle olduğu için özellikle görme bozukluğuyla ortaya çıkıyor. Nedir? Görüşünüzün bir alanını kapatabiliyor. Ya da tam körlük olabiliyor. Ya da gözün içerisinde kanama yapabiliyor. Veyahut da dekolman dediğimiz sinir tabakasının ayrılmasına yol açabiliyor. Biz tabii bu melanomları, çok da tehlikeli bir hastalıktır melanom. Çünkü vücudun başka yerlerine de yayılım gösterebilir. Yani atlayabilir. Evet. Beyine, vücudun başka organlarına yayılım gösterebilen tümörlerden. O yüzden hayati tehdit eden tümörlerinden bir tanesi. Biz bunu ultrasonla veyahut da tomografi, MR dediğimiz tetkiklerle, tabii dikkatli bir göz muayenesi bunun da yanı sıra melanomu teşhis etmemizi sağlıyor. Tabii teşhis ettikten sonra bu sefer tedaviye geçiyoruz. Eskiden maalesef tabii bu melanomlar hep gözün alınması
ile sonuçlanıyordu. Ama şimdi teknoloji biraz daha tıbbi teknoloji değiştiği için işte radyoaktif plak uygulamaları, radyoterapi, kemoterapi gibi yöntemlerle melanomları küçükken yakaladığımızda gözü koruyarak tedavi edebilme şansına sahibiz artık. Evet. Ama cildinde özellikle çok fazla ben olan kişiler, göz etrafında beyaz kısmına çok benli olan kişiler ya da gözün önündeki renkli kısmı, iris dediğimiz kısmı renk değişikliğine uğrayan kişilerde dikkatli bir şekilde muayene edilmesinde, bunun yanında tabii görme kaybı, işte dediğim gibi göz içi kanama gibi problemler de varsa dikkatli bir muayeneyle, erken tanıyla gözü koruyarak tedavi edebilmek mümkün oluyor. Evet. Peki hocam, göz tümörleri çocukluk çağında da olabiliyor mu? Evet, bu tabii çocukluk çağında en çok bizim gördüğümüz tümörler retinoblastomlar. Retinoblastom tabii Türkçe bir adı olmadığı için kusura bakmayın böyle şeyle, tıbbi terimle şey yapıyorum ama aslında halkımızın da büyük bir kısmı retinoblastomu biraz bilmeye başladı. İki türü var retinoblastomun. Bir ailevi geçişli olanları var. Bir de kendiliğinden tek başına hiç ailede olmadan oluşanları var. Ailevi geçişlerde tabii akraba evlilikleri çok önemli. Ailenin anne ya da baba bir kısmında varsa ya da onlar taşıyıcıysa retinoblastomu, çocukta da olabiliyor. Biz bunlarda ilk 3 yaş civarında çocuklarda görüyoruz. Genellikle de çocuğun fotoğraf çekilirken fark ediliyor. Fotoğraf çekilirken gözün birinde kayma ya da biliyorsunuz fotoğraf ışığı geldiği zaman göz bebeğinin ortasında iki tane kırmızı nokta vardır. Evet. Biz buna red refleks diyoruz ya şeyde fotoğraf çekiminde, hatta makinalarda onu durdurmak için bir takım programlar da vardır. O kırmızı refle yerine gözün bir tanesinden beyaz refle geliyor. Ya da ışık tuttuğunuz zaman göz bebeğinin ortasındaki siyahlığı beyaz olarak görüyorsunuz. Bu arkada bir tümör oluştuğunu gösteriyor. Retinoblastom olma ihtimali çok yüksek. Çocuklarda görme kaybı, şaşılık ve bu ışığı tuttuğunuzda beyaz reflenin olması retinoblastom yönünde. Tabii ailevi mi yoksa tek mi? Yani çocukta, o ailede bir tek o çocukta mı var? O önemli. Çünkü bunun genetik yanı var. Ailevi olanlarda genellikle iki gözle birden görülüyor ve tümör birden fazla odakta oluyor. Ailevi olmayan retinoblastomlar tek gözde ve tek odakta oluyor. Onların tedavileri biraz daha kolay. Ve de ailevi olanlarda genetik araştırma da çok önemli. Ailenin ikinci bir çocuğu, üçüncü bir çocuğu olacaksa onların da kromozom araştırılmasının yapılması gerekiyor. Yine erken tanı konduğu zaman bu tümörde de iyi başarılar elde edilebiliyor. Kemoterapiyle öncelikle tümör dokusu küçültüldükten sonra yine radyoaktif plaklar ya da radyoterapiyle tümör tamamen olduğu yerde baskılanabiliyor. Evet. Ve bu çocukların 7 yaşına gelene kadar çok sık aralıklarla takip edilmeleri, yine bir onkolog tarafından, göz onkolojisinde uzman bir kişi tarafından sık aralıklarla takip edilmeleri, ondan sonraki bütün hayat boyunca da takip edilmeleri gerekiyor. Nedeni de şu: bu çocuklarda tabii genetik bir problem olduğu için, kromozomlarında bir problem olduğu için vücudun başka yerlerinde başka tür tümörler geliştirme ihtimalleri çok yüksek. Evet. Birkaç sorum daha olacak bu konuyla ilgili ama Ali Bey hattımızda, Antalya'dan arıyor. Alo. Alo. Merhaba efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun, sorunuzu alalım. Hocam, benim de gözlerim anadan doğma güneşten kamaşıyor. Geçmiş olsun. Anadan doğma bir hastalık. Çok doktorlara gittim, çaresi yok dediler. Şimdi hani programınızı izliyorum. Evet. Benim hastalığıma benzer bir tedavi var galiba. Onun için aramıştım. Tamamen güneşe çıktığınızda kamaşma probleminiz var. Doğru evet, mu anladım? Evet, kamaşma problemim var. Güneş gözlüğüyle çıkabiliyorum.
O şey hani akşamları bir şey yok. Akşamları çok iyiyim. Güneşe çıktığım zaman gözlerim kamaşıyor. Uslanıyor, böyle görmeme engelliyor. Ben de güneş gözlüğü kullanmak zorunda kalıyorum. Şimdi tabii güneş gözlüğü her şeyden çok koruyucu aslında. Bunu sadece güneşte kamaşma problemi olanlara değil, diğer bütün insanlara da ben özellikle tavsiye ediyorum. Bu tümör oluşumlarında etkisi olduğu gibi katarak ve sarı nokta hastalığı gelişimini de engelliyor güneş gözlüğü. Şimdi bu sizin söylediğiniz problem bizim ışık alerjisi dediğimiz bir probleme çok benziyor. Vernal konjonktivit diyoruz. Çocukluk çağlarında başlayan bir problemdir muhtemelen. Işık görüldüğü zaman gözün içindeki konjonktiva dediğimiz yapılarda alerjik durumlar ortaya çıkıyor. Güneş gözlüğü dışında bir takım tedavi yöntemleri daha var. Bir takım ilaçlar var bu konuyla ilgili geliştirilmiş. Siklosporin dediğimiz damlalar var. Onlarla da eğer bu vernal konjonktivit problemi de içinde beraberinde varsa tedaviniz mümkündür. Ama yine de tabii ki güneş gözlüksüz çıkmamanız da önemli. Bazı kişilerde de tabii ışık hassasiyeti olabiliyor. Onlarda da muhakkak güneş gözlüğü, içeri ortamda da antirefleli ya da kolormatik gözlükleri de tavsiye ettiğimiz oluyor. Evet, geçmiş olsun diliyoruz. Antalya'ya da sevgilerimizi gönderiyoruz. Hemen telefonlarımızı hatırlatalım. 0212 625 58 33 göz tümörlerini konuşuyoruz. Vaktimiz olursa glokomada değineceğiz. Göz hastalıkları ile ilgili gözünüzde sorun varsa çok değerli bir doktorumuz var. Melike Hanım konuğumuz, mutlaka bizi arayın. Sorularınızı da değerli doktorumuza yönlendirin. Hocam tabii ki her şaşılık denilince çocuklarda aklımıza belki göz tümörü gelmeyebilir ama şaşılıkta bir belirti olabilir mi bu hastalıkta? Tabii ki. Şimdi görmeyen göz kayıyor. Biz buna şaşılık diyoruz. Evet. Eğer gözün içerisinde bir tümör varsa göz görmediği için direkt olarak ilk refleksi kayma olarak ortaya çıkıyor. Ya da bebekse obje takibi yapamıyor. Yani normalde bir bebek büyük objeleri, mesela annesi içeriye girdiğinde annesine bakabilir çok yakına geldiğinde. Ya bir gözüyle takip ediyordur, öbürüyle edemiyordur. O edemeyen gözün arkasında, sinirlerinde muhakkak bir problem vardır. Evet. O yüzden tümör şüphesi de akla tabii ilk ihtimal olarak gelmeyebilir belki. Ama zaten muayene sırasında öyle bir şey varsa ortaya çıkması mümkündür. Mümkün. Peki tipleri var mı hocam bu çocukluk çağındakilerin, göz tümörlerinin? Bu bahsettiğim retinoblastom dediğimiz tümörün ailevi ve kendi kendine olan tipleri var. Ama tek tümör bu değil tabii çocukluk çağında. Rabdomiosarkom dediğimiz bir başka tümör daha var. Bu gözün dışındaki yapılar da gelişiyor. Yani kürenin dışında ama göz kafesinin içerisinde olan bir tümör. Bu da erken tanı MR ve biyopsiyle yapılabiliyor. Göz küresi ani bir şekilde öne doğru çıkıyor. Ve de saldırgan bir tümördür bu. Yani vücudun diğer dokularına yayılabilir, atlayabilir bir tümördür. Erken tanıyla ama bunun da çaresi bulmak mümkündür. Ben bir not almışım hocam. Galiba söylediğiniz ama tekrar sormak istiyorum. Çocukluk çağında göz tümörü olan çocukların ileriki hayatlarında ikinci bir tümöre, herhangi bir tümöre yakalanma riski diğer çocuklara göre daha mı yüksek? Evet, bu özellikle retinoblastom olup ailevi geçişi olanlarda, yani genetik araştırmayı muhakkak yapıyoruz retinoblastomlarda. Bu çocukların bütün ömürleri boyunca tümör gelişimi açısından sık takip edilmesi lazım. Çünkü diğer insanlara göre tümör gelişimi başka organların tümörleri ama bu göz tümörü değil. Yani akciğer, karaciğer, meme, prostat gibi diğer organlarda tümör gelişimi ihtimali çok daha yüksek. Glikomu soracağım hocam ama öncelikle bir yine not almışım. Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bir bilgi. Demişler ki dünyada en öncelikli körlüğe neden olan bir hastalık. Hatta 2020'den bu yana 2020'de 79.6 milyon ulaşabileceği söyleniyor deniyor. İlerlemiş ülkelerde bile atlanabilen bir hastalıkmış. Glikom nedir hocam? Önce onu tanıyalım isterseniz. Çok güzel bilgiler verdiniz. Glikom tabii şimdi bizim korktuğumuz hastalıkların başında yer alıyor. Neden? Çünkü oldukça yüksek bir oranı var. ve de kör etme ihtimali de yüksek olan bir hastalık. Dünyadaki bir numaralı körlük nedenimiz katarakt, iki numarada göz tansiyonu, yani glokom.
Ve de her 100 kişiden 2 ya da 3'ünde göz tansiyonu hastalığı var, glokom hastalığı var. Glokom göz tansiyonunun yüksek olup gözün arkasındaki görme sinirinin hücrelerine bası yaparak o hücreleri öldürüp kişinin görme kaybına yol açması anlamına evet. geliyor. Yani göz tansiyonunu biz ölçüyoruz. Rutin muayenede artık herkes, her göz hastanesine giden ya da göz doktoruna giden kişinin iki tane ölçümü yapılıyor. Bir, gözünüzde bozukluk var mı, numara var mı diye bir otorefraktometre denilen bir cihazdan geçiyorsunuz. Diğerinde de muhakkak göz tansiyonunuza bakılıyor. Eğer göz tansiyonunuz yüksekse ve de arkadaki sinire bası yapabilecek ve sinirleri bozabilecek kadar yüksekse, bunun hastalık kısmı, yani bunun adı da glokom olmuş oluyor. Evet. İskenderun'dan bir telefonumuz var. Eda Hanım hattımızda. Eda Hanımcığım. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Siz doktorumuza baş başa bırakıyorum, sorunuzu alalım. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Benim oğlum 4 yaşında. Evet. Göz kapağında hemanjiyon var. Evet. İlk 1 yaşındayken bu sadece bir lekeydi. Evet. Gün geçtikçe, 4 yaşına geldikçe büyümeye başladı. Birçok doktora götürdüm, Adana'ya götürdüm. Bana hep bunun küçüleceğini, beklemem gerektiğini, işte iğne tedavisi yaptılar, ilaç tedavisi uyguladılar. Fakat hala bu hemanjiyon büyüyor ve bana hala bekle diyorlar. Nereye kadar bekleyeceğim, ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. O konuda bilgi almak istiyordum. Öncelikle çok geçmiş olsun. Bu hemanjiyonlar genellikle kapiller hemanjiyon dediğimiz tipte oluyorlar. İlk 1 yaşına kadar ciddi oranda büyüme gösteriyorlar. Biz şimdi genellikle 7-10 yaşa kadar hemanjiyomlarda eğer görme aksını kapatmıyorsa beklemeyi tercih ediyoruz. Nedir görme aksını kapatması? Hemanjiyom içerisine kanama yaparsa, göz bebeğini örterse, kapak düşüklüğüne yol açarsa ya da kitle etkisiyle gözün herhangi bir şekilde yana, öne doğru gitmesine ya da şaşılığa kaymaya yol açarsa onu dediğiniz gibi iğne, genellikle kortizon iğneleriyle küçültmeye çalışıyoruz. Ama hemanjiyonların %90'ı 7-10 yaş civarına gelene kadar tamamen küçülüp iz bırakmayacak şekilde kayboluyorlar. Eğer ki 10 yaşına geldi, hemanjiyom kaybolmadıysa, o zaman çeşitli lazer tedavisi yöntemleriyle hemanjiyomu kaybetmek mümkün. O yüzden erken davranmıyoruz hemanjiyomlarda. Evet, geçmiş olsun diliyoruz. Geçmiş Hatay'a olsun. Da sevgilerimizi gönderiyoruz. Hocam, glikom hastalığının bakıldığı zaman şu yaştan itibaren daha sık görülür dediğiniz yaş var mı? Şimdi glikomu her yaş grubunda, yani yeni doğandan itibaren yaşamın sonuna kadar görebildiğimiz bir hastalık. Ancak 60 yaşın üstünde glikom hastalığını daha fazla görüyoruz. Evet. Bunun nedeni de dokularda oksijenlenmeye ya da görme sinirinin oksijenlenmesi 60 yaşın, yani kan akımı daha doğrusu, evet, daha da düşük hale geliyor. Ve de gözün içerisindeki bir takım yapılar göz tansiyonu oluşturabilir yapılar haline dönebiliyorlar. Ben mekanizmayı anlatırsam aslında biraz daha açıklık getireceğim. Şimdi gözümüz bir küre şeklinde. Bu kürenin içerisine bu renkli kısmın arkasından bir sıvı salgılanıyor. Göz içi sıvısı salgılanıyor. Ve renkli kısmın önüne geçip kornea ile renkli kısmın tam arasındaki yapılardan da gözün dışına çıkıyor. Şimdi burada bir basınç dengesi var. Eğer üretim çok artarsa ya da gözün sıvının gözün dışına çıkması zorlaşır ya da azalırsa, o zaman gözün içerisindeki sıvı miktarı artıyor. Bunu şişen bir balona benzetebilirsiniz aslında. Ne kadar balonun içerisine sıvı doldurursanız, o sıvının balonun cidarlarına, duvarlarına yaptığı basınç o miktarda yüksek olacaktır. Mesela kan basıncımız da aynı şekildedir. Hipertansiyon da böyledir. Kan vücudumuzdaki damarlardan akarken damarlara da bir basınç yapar. Buna kol tansiyonu ya da vücut tansiyonu, evet, diyoruz. Aynı şekilde gözün içindeki sıvının göz duvarlarına yaptığı basınca da göz tansiyonu diyoruz. Bunu ölçüyoruz. Bunun normal aralığı 10 ile 19 milimetre civarındadır.
Bu bir çan eğrisi şeklindedir. Yani 19 milimetre civanın üstündeki basınçları biz yüksek basınç kabul ediyoruz ama herkeste de böyle olmuyor. Bazen basınç düşük olup glokom hastalığı gelişebiliyor veyahut da basınç çok yüksek olup hastalık gelişmeyebiliyor. Önemli olan bu basıncın arkadaki görme sinirine zarar verip vermedi. Vermedi. Evet. Peki hocam ne gibi belirtiler verir? Şimdi biz buna aslında gizli hırsız diyoruz. Neden böyle diyoruz? Çünkü hiçbir belirti vermiyor maalesef hastalığın özellikle ilk safhalarında. Mesela gidiyorsunuz bu sene göz doktoruna, tansiyonunuz 18-19'larda çıkıyor, sınıra yakın değerler. Gitmiyorsunuz sonra, 5 sene sonra gidiyorsunuz. Tansiyonunuz olmuş 25, görme alanında bir kayıp gelişmiş. Ama siz bunun farkında değilsiniz. Size bir ağrı, sancı vesaire hiçbir şey yapmıyor. Bunu sadece rutin muayeneyle görebiliyoruz. O nedenle bu kadar önemli. İlerleyen aşamalarda görme sinirinin önce dış liflerini bozduğu için yanlardan görme bozuluyor. Ve tabii burada da hastalıkta bir hayli ilerlenmiş oluyor. Yandan gelen kişiyi görememek ya da sizi sollayan aracı görememek bunun orta derecedeki belirtileri, ilk belirtileri değil, ilk belirtilerinde hiçbir şeyiniz yok. Belirti çünkü sizin anlamanız mümkün değil. Hatta bazen bizim tansiyonu ölçtüğümüz halde bile onu anlamamız mümkün olmuyor. Onu gözün arkasındaki sinire bakarak şüphelenip bir takım tetkikler isteyerek anca tanıyı koyabiliyoruz. Evet. Peki hocam bir birey hangi yaştan itibaren ve ne sıklıkta, ne düzende göz doktoruna gidip göz tansiyonunu ölçtürmesi gerekiyor? Şimdi göz tansiyonunda en önemli faktörlerden bir tanesi ailevi risk. Eğer birinci derecede ya da ikinci derece yakınlarınızda göz tansiyonu hastalığı, yani glokom hastalığı varsa, sizin tansiyonunuz normal olsa bile senede bir göz doktoruna gidip göz tansiyonunuzu ölçtürmeniz lazım. Evet. Eğer hiçbir hastalığınız, hiçbir şeyiniz yoksa en kötü ihtimalle 2 yıllık aralarla gözünüzün hem tansiyonuna hem numaralarınıza baktırmanız lazım. Gerekiyor. Ali Osman Bey Ankara'dan arıyor hattımızda. Alo. Efendim. Merhaba efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Buyurun sorunuzu alalım. Ben bir 3-4 sene önce katarak ameliyatı olmuştum. Geçmiş olsun. Şimdi gözlerim fazla sulanıyor. Evet. Acaba neden? Şimdi bunun büyük ihtimalle göz tansiyonunuzla ilgisi yoktur. Katarak ameliyatı sonrası sulanmalar iki tane nedenle olabilir. Birincisi refleks olarak göz kuruluğuna bağlı olabilir. Bir kuruluk testine yapılıp kuruluk var mı diye bakılması lazım. İkincisi de gözyaşı kanalları dediğimiz kanallarımız var. Gözümüzün suyunu burnumuzun içerisine akıtan küçük kanalcıklarımız var. Eğer kanallarda bir daralma ya da tıkanıklık varsa gözyaşınız dışarıya akıyor olabilir. Yani iki tane şeye bakılması lazım. Bir, göz kuruluğunuz var mı? İki, kanallarınız ne durumda? Çok evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun diliyoruz. Ankara'ya da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, çok kısa bir aramız var. 0212 625 58 33'ten göz hastalıklarını konuşuyoruz, glokomu konuşuyoruz. Sizin de göz probleminiz varsa, göz sağlığınızla ilgili problemleriniz varsa değerli doktorumuza sormak istediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Çok kısa bir aramız var. Bizi izlemeye devam edin. Kanser olur mu? Göz tümörleri nereden kaynaklanır? Kapak tümörleri nelerdir ve tedavisi nasıldır? Göz hastalıkları ve cerrahi uzmanı operatör doktor Melike Gedar tüm merak ettiğiniz soruların yanıtı ve daha fazlası için stüdyo konuğumuz. Evet
sevgili izleyicilerimiz, ekranları başına yeni gelen izleyiciler için hemen hatırlatalım. Bugün sağlıklı yaşamda göz hastalıklarını konuşuyoruz. Göz tümörlerini konuşuyoruz hem büyüklerde hem çocukluk çağında. Tedavilerini konuşuyoruz. Glikom hastalığını konuşuyoruz. Birazdan tedavisini konuşacağız. Operatör Doktor Melike Geder bizlerle birlikte 0212 625 58 33'ten sağlıklı yaşama bağlanabilirsiniz. Değerli doktorumuza sormak istediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Hocam, tetikleyen faktörler var mı glikom hastalığını? Şimdi en önemli risk faktörümüz yaş. Tabii glikomun görünme sıklığı 40 yaşın üstünde artıyor ama 60 yaşın üstünde çok daha fazla. O yüzden evet. 60 yaş üstündeki bireylerin her sene bir göz muayenelerinin olmaları şart. İkincisi ailevi faktör. Eğer ailenizde herhangi bir kan bağınızın olduğu, herhangi bir kişi de anneniz, babanız, kardeşiniz, işte amca, teyze de bir glokom hastalığı varsa yine her sene göz tansiyonu ölçülmesi lazım. Çünkü genetik geçişi de var. Bunun yanı sıra küçük daha az risk faktörleri var. Yüksek miyoplarda olması, yani uzağa iyi göremeyen kişilerde olması daha sık ya da göze geçirilen herhangi bir travma, ameliyat, bunlar da göz tansiyonunu oluşturabiliyor. Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, bunlar da daha küçük de olsa risk faktörleri göz tansiyonu gelişimi için. Mesela uzun süre kortizon tedavisi almış kişilerde olma olasılığı var mı? Evet, bu çok güzel bir soru. Şimdi bilinçsiz kortizon kullanımı, bu özellikle alerji damlalarının içerisinde kortizonlu damlalar var. Kortizon içerikli damlalar var. Alerjik konjonktivite olan, yani göz alerjisi olan çeşitli tozlara, polenlere çok iyi geliyor kortizon ama biz onları çok kısıtlı kullanımla veriyoruz. Mesela 10 günlük periyotla veriyoruz, sonra kesiyoruz. Bazen bazı hastalarımız geliyor, doktor kontrolü olmadan 6 ay bir sene ilacı kullanmış. Ve de tansiyonlar 30'larla 40'larla gelen hastalar oluyor. Ve de hasar oluşturmuş olanlar oluyor. Sadece damla olanlarda değil, bu yine alerjik burun nezle olan kişilerde ya da alerjik astımı olan kişilerde, burun spreylerinde ya da inhaler dediğimiz nefes açıcıların içerisinde yine kortizon bulunabiliyor. Onlar da göz tansiyonunu yükseltebiliyor. Veyahut da çeşitli sistemik hastalıklarda kortizon tedavisi, özellikle romatizmal hastalıklarda, kanser hastalıklarında ağızdan alınan yüksek doz kortizonlarında göz tansiyonunu artırıcı etkisi var. Bu tür ilaçları uzun süreli kullanan kişilerin muhakkak göz tansiyonlarını ölçtürmeleri lazım. Bazı insanların da tek doz kortizonla bile çok yüksek derecelere çıkabiliyor. Biz bunlara steroid responder, yani kortizona aşırı cevap veren kişiler olarak niteliyoruz. Onları ya kortizon dozlarını azaltıp göz tansiyonunu düşürücü ilaçlarla tedavi ediyoruz. O kortizon kullanım süresi içerisinde. Tabii kortizonun bir başka yeni etkisi de gözde katarak yapabiliyor. Evet. O yüzden hem işte o ağızdan aldıkları ya da spreyle aldıkları burun spreyleri olsun, işte nefes açıcılarla olsun ya da damla kullanımı olsun, onların muhakkak göz tansiyonu kontrollerinden geçmeleri lazım. Aslında bu çok önemli bir bilgiydi. Birçok insan tabii ki astım hastası olduğu için, birçok hastalığı olduğu için sprey de kullanıyor. Evet. Burun spreyini sürekli hale artık onunla yaşayan kişiler var. Evet. Mutlaka göz doktoruna başvurun diyoruz. Hocam, tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Şimdi tabii tanının ilk aşaması göz tansiyonunun ölçümü. Bunun için çeşitli cihazlar var. En sık kullandığımız bu hava üfleyen cihazlar. Evet. Göz muayenesine geldiğinizde biliyorsunuz, tak diye hava üfleyen bir cihaz var. Hatta bir sürü insanı da korkutuyor aslında o havanın üflemesi. Bu standart göz tansiyonu ölçüm cihazımız bizim. Fakat her zaman çok doğru sonuç verdiğini söylemiyoruz. Bazen çok yüksek olabiliyor, düşük ölçü oluyor ya da tam tersi olabiliyor. Biz muayene odasını aldıktan sonra bir de elle ölçüm yapıyoruz. Yani gözün içine bir uyuşturucu damla damla atıyoruz. Cihazımıza
bitişik bir aletimiz daha var. Onu göze temas ettirerek ölçüyoruz. Bu daha doğru bir sonuç veriyor. Evet. Yani havalı ölçümden sonra biz kendi muayene odamızda da bir daha ölçüm alıp onun gerçekten yüksek olup olmadığını teyit ediyoruz. Fakat her göz tansiyonu yüksek olan hastanın glokom hastasıdır, eşittir glokomdur demiyoruz. Bir takım parametrelerimiz var. Bunun ilki gözün önünde bir saydam tabaka var. Kornea dediğimiz tabaka. Onun kalınlığına bakıyoruz. Eğer kornea kalınsa normalden göz tansiyonunu normalden yüksek ölçüyoruz. O yüzden kornea kalın olan hastalarda göz tansiyonu normalden 2-3 milimetre civa daha yüksek olabiliyor. Bu sefer neye bakıyoruz? Görme alanı dediğimiz bir testimiz var. Ona hastamızı alıyoruz. Görme alanı bir küre şeklinde bir cihaz. Başınızı koyuyorsunuz, bir gözünüzü kapatıyorsunuz öbür gözle. O kürenin içerisinde küçük noktalar halinde ışık yanıp sönüyor. Düğmeye basarak o yanan sönen ışıkları tespit ediyorsunuz. Bu sizin görüş alanınızı gösteriyor. Neden önemli? Göz tansiyonunda ilk önce dışarıdan görmeniz daralmaya başlıyor. Evet. Bu sizin sinirlerinizin ne kadarının sağlam, ne kadarının kötü olduğunu, sizin subjektif dediğimiz, sizin gördüğünüz kadarıyla ölçüyor. Tabii bu ölçüm sırasında hastanın yanılma payı olabiliyor. Bunu tekrar tekrar yapıyoruz. Mesela bazen bir ay arayla yapıyoruz. Ve o görme alanında herhangi bir kayıp var mı diye bakıyoruz. Eğer o kayıp tekrarlayan testlerde hep aynı yerde tekrar ediyorsa bu bizim glokom hastalığından tekrar şüphelenmemize yol açıyor. En önemli üçüncü testimiz de arkadaki zarar gören görme sinirinin kalınlıklarına bakıyoruz. Onun inceldiği durumlarda o zaman tanıyı tekrar teyit etmiş oluyoruz. Yani ne yapıyoruz? Hastanın korneası ince ise, görme alanında kayıpları varsa ve de sinir liflerinde incelmesi varsa o zaman biz size göz tansiyonu hastasısınız diyoruz ve ilaç başlıyoruz. İlaç başlıyoruz. Sevim Hanım hattımızda, Tokat'tan arıyorlar. Alo. Alo. Merhaba efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Geçmiş olsun. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun sorunuzu alalım. Gözlerimde benim tavuk karası var da 6 ayda bir kontrola gidiyorum. Bu göz ödemlerinde hasar varmış. Evet. Nasıl olacak? Şimdi tabii tavuk karası genetik geçişli bir hastalık. Ailevi olarak bizim halk arasında gece körlüğü diye bildiğimiz hastalık. Maalesef henüz daha tedavi yöntemleri tam olarak gelişmiş değil tavuk karasında. Deneysel bir takım çalışmalar yapılıyor yurt dışında. Hücre nakilleri, genetik çalışmalar hepsi devam ediyor ama henüz tam bir tedavisi yok. Tavuk karası hastalığıyla beraber bir takım yan hastalıklar da oluşuyor. Bu bahsettiğimiz göz tansiyonu, glokom hastalığı, katarak ya da gözün arkasında sarı noktada ödem oluşması olabiliyor. Bu tür ödemleri, anladığım kadarıyla böyle bir ödem var. Göz içerisine enjeksiyonlarla, ilaç enjeksiyonlarıyla düzeltmeye çalışıyoruz. Evet, geçmiş olsun diliyoruz. Hocam, glokom tanısı konulmuş kişilerin dikkat etmesi gereken neler var diye sorayım. Tabii tanıyı koyduk, bu sefer takip başlıyor. O belirli aralıklarla, bunlar genellikle 3, 4 veya 6 aylık aralıklarla takiptir. Tansiyonu belli bir noktaya kadar düşürmeye çalışıyoruz. Mesela 22 ile geldi hasta, biz bunu 13-14'e düşürmeye çalışıyoruz ilaç tedavimizde. İlaç tedavisine başladık. Hasta düzenli olarak ilaçlarını kullanıyor. Bazen ilaçlara direnç gelişebiliyor. Ya da ilaç göz tansiyonunu düşürdüğü halde görme alanındaki kayıplar ilerleyerek devam etmeye edebiliyor. Ya da arkadaki görme sinirindeki incelme devam edebiliyor. O zaman ikinci, üçüncü ilaçlara da geçebiliyoruz. Bu bahsettiğim testleri, yani hem görme alanını hem gözün arka sinirini, inceliğini tespit ettiğimiz OCT dediğimiz tetkiki, hastalığın ilerleyişine göre 3 ay, 4 ay ya da 6 aylık periyotlarla tekrar tekrar kontrol ediyoruz. Hani bazen soruyor hastalar, hani niye her gelişimizde aynı testleri yapıyoruz diye. Evet, çünkü
bir başlangıç testiniz oluyor. Biz onları yan yana koyuyoruz her gelişinizi. O görme alanında bir bozukluk devam ediyor mu? Ya da artıyor mu? Ya da sinir liflerindeki incelme devam ediyor mu diye bakıyoruz. Böylelikle tedavinin etkinliğine karar vermiş oluyoruz. Evet. Peki ilerlemesi durdurulabiliyor mu hocam? Evet, durdurulabiliyor ve bu konuda da gerçekten çok ileri aşamalar kaydettik. Ben mesleğe başladığımda elimizde bir ya da iki tane ilacımız vardı ve çok da fazla yan etkileri vardı bu ilaçların. Ama şimdi Allah'a şükür ciddi miktarda göz tansiyonunu düşürücü damlamız var. Öncelikle tek ilaçla başlıyoruz. Tabii hastalığın yine derecesine göre. Tek ilaç yetmezse ikinci ilaca. Bu ilaç derken tabii ağızdan alınan bir hap değil, damla tarzında. Genellikle de kullandığımız damlalar günde bir ya da iki defa damlatılıyor. İkinci damlaya, yetmezse üçüncü ya da dördüncü damlaya da gidebiliyoruz. Bu yetip yetmediğini hem göz tansiyonunun düşüşü hem de hastalığın ilerleyip ilerlemediğine göre karar veriyoruz. Burada en önemli nokta tabii hastanın ilaçlarını çok düzgün kullanması. Yani biz bu ilaçları başlarken hastaya söylüyoruz. Bu şeker hastalığı gibi bir hastalık ya da vücut tansiyonunuz gibi, hipertansiyon gibi bir hastalık, kronik bir hastalık. Yani biz size ilaç veriyoruz, 15 günde tansiyonunuzu düşürdük, hadi buyurun evinize gidin diyemiyoruz maalesef. Ömür boyu birlikte bir çalışma yapmak zorundayız hastayla. Görünme sıklığı nedir hocam? Her 100 kişiden 2 ya da 3'ünde görülüyor. Oldukça yüksek bir oranı var gerçekten. Peki hocam, bir de glikom krizi denilen bir olay var sanırım. Evet. Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz? Nedir? Nasıl belirti verir? Şimdiye kadar tabii anlattığım göz tansiyonu hastalığı kısmı bizim açık açılı glokom dediğimiz kısmı daha sık görülen, yani glokomun %90'lık kısmıydı. Bir de %10'luk bir kısmı var. Bu yapısal bir anomaliden kaynaklanan bir şey. Şimdi size anlatmıştım, bu gözün içinden sıvı geliyor, renkli tabakanın önünden gözün dışına çıkıyor. Bu gözün dışına çıktığı yerin belli bir açıda olması lazım. Eğer bu açıda daralma olursa, yani gözün renkli kısmı korneaya doğru daha açılanmış, o açıyı daraltmış olursa, hasta özellikle çok karanlıkta kaldığında, çok fazla kitap okuduğunda gözün renkli kısmı bu sıvının dışarı çıktığı yeri ani bir şekilde tıkıyor. Evet. Ve üretim de içeride devam ettiği için gözün içindeki basınç birdenbire aniden 20'den 50'ye çıkıyor. Tabii 20'den 50'ye çıktığı anda hasta bir krize giriyor. Bu kriz nasıl? Ağrılı, göz kızarık, o anda görme kaybı var, bulu ya da bulanık görüyor. O saydam tabaka, kornea dediğimiz tabakada saydamlığını yitirip bir buzlu cama dönüyor. Ve dayanılması hemen hemen mümkün olmayan ağrıdan bir durum. Ve kriz dediğimiz şey bu. Ağrı kriziyle hasta acile geliyor. Baş ağrısı, göz ağrısı. Tabii burada göz tansiyonunu ölçmek çok önemli. Tansiyonu ölçüyoruz. Bir takım damar yoluyla verdiğimiz göz tansiyonu düşürücü ilaçlarla tansiyonu hemen düşürüyoruz. Çünkü bu durum 24-48 saat devam ederse tam körlüğe yol açabiliyor. Evet, ani bir şekilde. Ani bir şekilde. Bu ilk anlattığım gibi sinsi giden değil, bu kriz halinde giden formu çünkü. Tansiyonu düşürüp bu korneayı, gözün önündeki saydam tabakanın saydamlığını sağladıktan sonra o renkli kısma küçük bir delik açıyoruz. O delik arkadaki sıvının öne rahat geçişini sağlıyor ve de tansiyonu düşürüyor. Evet. Şimdi bazen tek gözlü oluyor bu kriz. Bazen iki gözlü. Şimdi tek gözlü olduğu zaman da biliyoruz ki öbür gözde de olma ihtimali çok yüksek. O nedenle o sağlam diye düşündüğümüz ama risk altındaki göze de o küçük deliği açıyoruz. Bir iridotomi dediğimiz bir lazer ışınıyla oturduğunuz yerden yapılan bir işlem. Çok kısa, 3-4 dakikalık bir işlem. Bu öbür gözünüzü bu krize karşı korumak için yapılan bir şey. Bir işlem. Tunceli'den bir telefonumuz var. Şahverdi Bey hattımızda. Alo. 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 Merhaba efendim. Merhaba. Buyurun, sorunuzu alalım.
Hocama sorum şöyle, benim bir göz tansiyon, yüksek tansiyondan kaybettim. Evet, geçmiş acaba olsun. Bunun bir çaresi var mıdır? Bir gözünüz tamamen ışık görmez seviyede mi? Evet. Hiç ışığı göremiyorum. Şimdi tabii muhtemelen çok geç tanı konmuş bir göz tansiyonu hastalığı. Bu kadar gecikildikten ve görme kaybı tamamen gerçekleştikten, yani görme siniri tamamen kuruduktan sonra yapılabilecek, görmeyi tekrar geri getirebilecek bir şeyimiz yok. Tabii göz tansiyonundaki en önemli konu erken tanı. Tanıyı ne kadar erken koyarsak görme sinirini o kadar erken dönemde koruyabiliyoruz. Ama tanıda gecikilirse o sinirdeki o hasar yerleşmiş oluyor. Ve bizim ilaçlarla onu geri döndürme şansımız yok. En azından amacımız ilaçlarla o şekilde kalmasını sağlamak. Çok geçmiş olsun diliyorum. Geçmiş olsun diliyoruz. Tunceli'ye de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Hocam bir 5 dakikamız kaldı. Birkaç sorum var. Arda arda'ya sormak istiyorum. Öncelikle çocuklarla ilgili bir şey sormak istiyorum hocam. Gerçi glokom çocuklarda olur mu? Tedavisini evet. Kısa alalım. Bir de hocam biliyorsunuz bizim artık çocuklarımız çocuk olarak büyümüyor. Sürekli bir televizyon, sürekli bir ellerinde iPad'ler, telefonlar, sürekli o ışıklar zarar veriyordur sanırım. Ne kadar süreye bir çocuk televizyon izleyebilir? Hocam onu sorayım önce anne babalar için. Şimdi glokomu sonra şey yapayım, bu daha önemli bir konu hocam. Çünkü bu ışık ekranlı cihazlar gerçekten çocukların gözlerinde bir yorgunluk, baş ağrısı tarzı şikayetlere yol açabileceği gibi göz bozukluklarına da yol açabiliyor. Televizyon günde 1-2 saati geçirilmemeli. Fakat bu ışıklı ekranlı cihazlar, akıllı tabletler vesaire, bunlar çok daha tehlikeli. Yakından odaklanarak bakıldığı için, bu oyunlarda da sürekli bir obje takibi olduğu için bunların süresi 10 yaş altındaki çocuklarda günde 1 saati geçirilmemeli. 10 yaş üstünde de yine günde 2 saati geçirilmemeli ve bunların hepsini toplam olarak söylüyorum. Yani bilgisayar, tablet, işte küçük ekranlı cihazlar. En önemli konu da araç içerisinde kullanımı. Yani araç içerisinde mümkünse hiçbir şekilde bu ışıklı ekranlı cihazlarla çocukların oynamasına izin verilmemesi gerekli. Bunlar kaymaları tetikliyor. Yani şaşılığa yol açabiliyor. O nedenle mümkünse kitap okutun, yani resim baktırın, dışarıya baktırın ama bu cihazlardan muhakkak araç içerisinde uzak tutun diye söylüyoruz biz. Evet. Çocuklardaki göz tansiyonuna gelince, bu gerçekten çok tehlikeli bir hastalık. Şimdi yetişkinlerde ilaçla tedavisini söyledim. Olmadı, biz lazer yapıyoruz. Olmadı, ameliyat yapıyoruz. Ama bebek göz tansiyonuyla beraber doğabiliyor. Ve de ilk belirtilerini hemen ilk ayın içerisinde göstermeye başlıyor. Gözün bu renkli kısmı normalden daha büyük. Göz daha iri, daha dışarıya çıkık. Bu saydam kısımda saydamlığını yitirmiş, daha mat bir şekilde görülebiliyor. Yani iri bir göz yapısı var. Evet. Biz hemen tabii göz tansiyonlarını ölçüyoruz. Bu tip çocuklarda ilk tedavi cerrahi. Yani biz artık onları sizi ilaçla tedavi edelim, bir ay bekletelim demiyoruz. Eğer göz tansiyonu yüksek, doğuştan bir göz tansiyonu hastalığı varsa hemen cerrahiye alıyoruz çocukları ki çok hızlı bir şekilde körlüğe yol açabiliyor. Körlük, şaşılık, katarak, bunların hepsi oluşabiliyor çocuklarda. Evet. Peki hocam, guatr hastalığı tetikler mi? Evet, şimdi guatr hastalığına bağlı olarak gözün etrafındaki dokular normalden şişmiş, göz tutulmuş, göz öne doğru itilmişse basınç artışı olabiliyor ve guatr da tetikleyebiliyor. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza rica sağlık, ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Kırmadınız bizi, geldiniz. Çok da güzel bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugünlük de sağlıklı yaşamın sonuna geldik. Yarın kalp hastalığını konuşacağız. Doktor
Doktor Hakan Bey bizlerle birlikte olacak. Kalp krizlerini konuşacağız. 0212 625 58 33. Bu numarayı mutlaka bir yere not alın bence. Her sabah sağlıklı yaşamı izleyin diyoruz. Dışarıda da kar var. Dikkat edin diyoruz. Mümkün değilse trafiğe çıkmayın diyoruz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.